Değerli izleyenler, küresel bakışa kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 11. Uluslararası Boğaziçi zirvesine bağlanacağız. Bu yıl belirsizlik çağında yaşamak temasıyla gerçekleşiyor. Feyza Gümüşlüoğlu orada, konuğu da Coşkun Öz Holding CEO'su Erdem Acay. EkoTürk'ten merhabalar, teşekkür ediyorum Eda. Bugün 11. Boğaziçi zirvesindeyiz İstanbul'da. Oldukça katılımın yoğun olduğu bir zirvedeyiz. Fiziksel olarak gerçekleşiyor bu yıl 11.si düzenlenen Boğaziçi zirvesi. Ve önemli bir konuğumuz var şu anda da yanımızda. Coşkun Öz Holding'in 71 senelik %100 yerli ve milli bir Türk şirketinin, savunma sanayinde çok köklü özellikle bir Bursa merkezli bir şirket olan Coşkun Öz Holding'in CEO'su Sayın Erdem Acay benimle birlikte. Paneline girmeden önce kendisi bize kısaca görüşlerini burada belirtmek için sağ olsun vakit ayırdı. Hoş geldiniz Erdem Bey. Çok teşekkürler giriş için. Yani Coşkun Öz baktığınız zaman 7 farklı sektörde 12 şirketiyle faliyet gösteren 70 yılın üstündesinde belirttiğiniz gibi yerli bir Türk firması. Savunma sanayinde biz yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İlk başladığımız şeyler NATO'ya Stinger füzelerinin sandıklarını, takviye sandıklarını, taşıma sandıklarını üretimiyle başlamış ki o dönem Türkiye'de savunma sanayinin pek de konuşulmadığı dönemler. Ondan sonrasında da Eskişehir'de şimdi 12 bin metrekarelik bir fabrikada birçok ürüne ve vakıf şirketlerine hizmet ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok köklü bir şirketsiniz gerçekten. Yani ben de açıkçası böyle çok bütün faaliyet gösterdiğiniz sektörlere vakıf değildim. Cehaletim maruz görün o açıdan ama hakikaten sizin de saydığınız gibi otomotiv, savunma, havacılık özellikle en önde gelen faaliyet alanlarınız ama bunlar dışında da faaliyet alanlarınız var. Özellikle bu üç sektöre bir pandemi döneminde özellikle bir değinelim isterim çok kısa. Bir de onun haricinde biliyorsunuz pandemi pek çok şirketin faaliyet alanlarını veya öncelik alanlarını değiştirdi. Sizin şirketinize yansımaları veya faaliyetlerinize yansımaları ne oldu? Onu da bir kısaca değerlendirmesini rica edeyim. Pandemi dönemi tabii ki işlere yansımadı demesi mümkün değil. Herkesin etkilendiği bir dönem oldu. Otomotiv tarafına baktığınızda biz çok ciddi bir durma süreci yaşadık. Özellikle 4-5 ay geçen yıl hemen hemen hiç üretim yapamadık gibi düşünebiliriz. Onun sonrasında otomotiv nispeten toparladı. Savunma ve havacılık tarafı çok farklı etkileniyor. Savunma bildiğiniz gibi uzun vadeli projeler. Yani hemen etkilenmiyor, daha uzun dalga boylarında etkileniyor. Havacılıksa inanılmayacak ölçüde tabii ki etkilendi. Özellikle pandemiyle beraber hepimiz biliyoruz ki uçuşlar tamamıyla neredeyse durdu. Bu konseptte havacılık tarafı da farklı. Bizim avantajımız ne oldu derseniz bir miktar farklı sektörlerde ve farklı coğrafyalarda olmanın avantajını yaşadık. Ne manada? Dalga boyları bütün ülkelerinde, bütün sektörlerinde krizden etkilenme anlamında farklı oldu. Dolayısıyla onu kullanarak, onu kaldıraç etkisini kullanarak bir miktar daha az sorunu atlattık diyebiliriz pandemi dönemini holding olarak. Özellikle Erdem Bey, ben savunma çok önemli tabii ki. Diğer sektörler de muhakkak çok önemli ama Türkiye açısından özellikle son yıllarda savunma sanayinde çok ciddi bir atılım söz konusu, çok ciddi bir ivme söz konusu. Sizin de belirttiğiniz gibi tabii pandeminin de muhakkak her sektör olduğu gibi savunma alanına da etkileri olacaktır. Ama mesela son geçen hafta yayınlanan da bir rapor vardı, uluslararası bir rapor. Yani ülkelerin küresel anlamda savunma bütçeleri, savunma harcamaları, yatırımları arttı. Ve hala da bir artış eğiliminde her ne kadar önceki yıllara kıyasla azalmış olsa da. Bu konuda özellikle savunma sanayinde sizin de zannediyorum bir insansız hava araçları üretiminiz var yeni başladığınız. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Doğru. Savunma sanayinde genel olarak şu anki şartları nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı ve bundan sonraki hedefleri, bir de aynı zamanda savunma sanayi başkanlığıyla birlikte ortak projeleriniz önümüzdeki dönemde nelerdir acaba? Baktığınız zaman tabii savunma sanayi işbirliklerinin hemen hemen en az olduğu sektörlerden bir tanesi. Yani diğer alanlarda örneğin otomotiv tarafında ben örnek vermem gerekirse siz bir aynı aracı birkaç ülkede farklı şekillerde üretebiliyorsunuz, piyasaya veriyorsunuz. Ama savunma ülkelerin daha çok güvenliğini ilgilendiren bir sektör olduğu için biraz daha kapalı ilerliyor işbirlikleri. Dolayısıyla Türkiye'nin şöyle bir tecrübesi oldu geçmişteki dönemlerde. İşbirliği anlamında diğer yabancı ülkelerle ve yabancı sanayilerle yapmaya çalışılan bütün projeler hemen hemen başarısızlıkla sonuçlandı. Neden derseniz savunmanın kendi özünden kaynaklanan içine kapalı olması. Dolayısıyla biraz daha Türkiye olarak biz şunu anladık ki ne kadar yerli ve milli olursak ki hükümetimizin başlattığı bu yöndeki çalışmalarda bence gerçekten değerli. O kadar kendinizi güçlü ve güvende hissediyorsunuz ve onunla ilgili daha toplu bir hale geliyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'de son dönemde ciddi bir atılım yaptı. Biz Coşkun Holding olarak bir startup firmasını bünyemize kattık. Uavera ismiyle insansız hava araçları, bulut altı ve temelde de gözlem kabiliyetine yönelik çalışan bunlar nasıl diyeyim insansız hava araçları ama sivil sektörde kullanılması mümkün. Şunu görüyorsunuz, savunmada eskiden daha çok caydırıcılık ana vasıftı. Yani ne kadar çok silahınız, ne kadar büyük ordunuz, ne kadar güçlü bir yapınız varsa
Dolayısıyla düşmanlarını sizden o kadar çekindiği için uzak duruyordu. Ama şimdi artık önleyiciliğe doğru kayan bir yapısı var savunma sanayinin. Bu da ne demek? Daha fazla istihbarat, daha fazla bilgi, bunların analiz edilmesi ve bu analizlerden de daha caydırıcı noktaya gelmeden önce önleyici bir yapıya dönüşüyor olması. Bu anlamda biz de insansız hava araçlarının ciddi şekilde bir ihtiyaç olacağını gördük. Bütün elektronik yazılımıyla beraber, tasarımıyla beraber kendimize ait geliştirdiğimiz bir insansız hava aracımız şu anda var. İnşallah bu sene itibariyle de seri üretimini daha artırarak devam ediyor olacağız. SSB ile çalıştığımız bir ARGE projemiz var. Hançer projesi. Özellikle bir zırh çeliği geliştirilmesi ve bu zırh çeliğinden belirli parçaların üretiliyor olması. Bunun haricinde keza gene insansız hava araçları konusunda da Savunma Sanayi Başkanlığı ile çalışmalarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Siz aynı zamanda yurt dışında da çok ciddi özellikle parça temin ediyorsunuz. Notlarımda Rusya'nın yerli otomobiline parça temininiz var. Kore'ye helikopter gövdesi var. Yurt dışına evet. İhraç bu durum evet. Bu noktada nasıl şu anda? Savunma tarafında örneğin Türkiye'deki TAİ'nin karşılığı olan Kore Aviation Industry'ye ihracatımız var. Helikopter orta gövdelerinin montajını yaparak yaklaşık 35 bin tane perçin atıp bunları gönderiyoruz. TAİ hariç bunları Türkiye'de yapabilen tek firmayız diyebiliriz. Bu bizim önemli. Otomotiv tarafındaysa Rusya'da iki fabrikamız var. Romanya'da bir fabrikamız var. Rusya'daki fabrikamız Rusya'nın bütün yerel markaları ve orada mevcut o ana sanayilere ciddi şekilde hizmet veriyor. Gurur duyulacak bir noktaya da geldik diyebilirim orada. Son sorum Erdem Bey şey olsun. Vaktinizi de almak istemiyorum. Rica panele gireceksiniz. Buyurun. Çünkü panelinizin de ismi dikkatimi çekti şimdi. Regional and Global Cooperation in the Defense Industry. Aslında konuşmanızda da değindiniz şimdi. Bölgesel ve küresel cooperation, işbirliği kullanılmış panelde tema olarak ama aslında hani savunma sizin de belirttiğiniz gibi böyle çok işbirliğini gördüğümüz bir alan değil. Şimdi bu başlık böyle seçilmiş ama siz neler söyleyeceksiniz içeride bilmiyorum. Daha çok işbirliğinden ziyade bir rekabetin ve dediğiniz gibi hani ülkelerin de millileşme, yerli ve milli programlarına çünkü savunma çok önemli bir alan. Dolayısıyla hani işbirliğinden ziyade aslında böyle bir competition yani rekabetin olduğu bir alan ne dersiniz? Evet, çok işbirliğinin olduğu bir sektör ve alan olduğu söylenemez sizin de belirttiğiniz gibi. Öyle ya da böyle savunma sisteminin size ait olmalı. Çünkü bunu ortak yapıyor olmanız çok kolay değil. Ha bu nasıl oluyor? Ancak ortak düşmanlara veya ortak unsurlara karşı bir şeyler yapıyorsanız bir araya gelip bir miktar işbirliği veya başarılı çalışmalar yapmanız mümkün. Ortak onun, dost düşman onlar evet. Da çok sık değişebildiği için. Evet, onun haricinde yerli milli muhtemelen her ülkenin ana stratejisi olacak. İçeride bunları söyleyeceksiniz o zaman panelde. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Sağ evet, olun. Zirveden bugünlük aktaracaklarımız bunlar. Medya sponsoru olarak aynı zamanda bu yıl Boğaziçi Zirvesi'nin medya sponsoruyuz. Dolayısıyla yarın da buradan tüm gün yayınlarımız devam edecek. Şimdilik söz tekrar stüdyoda. Evet, teşekkürler.